Hocam, hocam iyi misiniz? Mert! Ambulans çağırıyorum. Omzun çok ağrıyor mu? İyiyim ben, iyiyim. Yalnız çabuk olun, yaralı kan kaybediyor. Hocam dayanın. Deniz tamam, iyiyim ben. Tampon yapmamız gerekiyor. Neyle Mert? Çabuk, elinizde ne varsa verin bana, çabuk. Baksana be. Efendim. Ya acaba bu parti akşamı bir smoking falan mı giysem ha? Ne dersin? Çok mu abartılı olur? Bilmem, sen nasıl istersen. Oğlum var ya, arada bir arızaya bağlıyorsun ama her baba adamsın. Bu parti için çok iyi düşündün. Süper olacak. Çok kan kaybetti. Hocam ne olur dayanın. Hocam ambulans geliyor, lütfen dayanın. Tampon yapacağız, bastır. Allah'ım sen yardım et. Benim yüzümden. Meryem teyze, tampon için başka malzeme var mı yanında? Acele edin lütfen. Uyumadın mı? Sen de uyumadın anne. Bütün gece dolaştın durdun. Dolaştım ya. Dolaştım, düşündüm. Ya kim ne ister bizden senden? Hem de Yiğit'e bile bunu yapacak kadar. Refakatçi de istemedi. Acaba durumu nasıl? Vallahi ben duramadım, yine aradım. Ama iyiymiş, uyuyormuş. Bir şeyler de götürelim yanımızda. Pijamalarını yıkadın değil mi? Denizciğim yıkadım ama kurumadı. Neyse giderken yenisini alırız. Tamam, ben hallederim. Hadi kalk. Hazırlan da hemen gidelim. Günaydın. Bu ne böyle kahvaltıda montlar, çizmeler filan? Artık alışsanız iyi olur. Bundan sonra böyle. Karşınızda motorcu Pelin var. Ne? Motor mu? Evet. Mert bana motora binmeyi öğretecek. Efendim Selçuk. Ne? Ne zaman? Kim yapmış peki? Durumu nasıl?
Tamam, orada görüşürüz. Ne oldu bari? Yiğit'i bıçaklamışlar. İnanmıyorum. Alo. Anneciğim nasılsın? Bırak benim nasıl olduğumu da sen ne yaptın onu söyle. Hastanedeyim şimdi. Bugün ziyaretime gelirler. Bu nasıl plan anlamadım ki. Anneciğim sen ne yap yap evlerinde kal dememiş miydin? Ben de onlar için hayatımı tehlikeye attım. Attın da bir işe mi yaradı sanki? Yarayacak. Beni evlerine tekrar çağıracaklar. Sakın bir aptallık yapayım deme. Anladın mı beni? Hedefe her gün daha çok yaklaşıyoruz anneciğim. Yüzünü kara çıkarmayacağım. Göreceğiz. Ne diyorsun sen Mustafa? Sen ne aptal bir kadınsın ya. Sana aşık olduğuma inandım. Oysa bütün bunlar benim planımın bir parçasıydı. Bu fotoğrafları da o yüzden çektirdim işte. Niye yaptın ki bunu? Bir zamanlar aşıktım ben, anlıyor musun? Aşıktım. Karımı deliler gibi seviyordum. Ama sen ne yaptın? Sana yüz vermeyince karıma iftira attın. Bak yine burada uyumuş. Hayır Mustafa. Hayır Mustafa. Hayır Mustafa. Mustafa mı? Hayır Mustafa. Mustafa kim ayol? Gelecek yüzüm mü var sanki? Merhaba Ozan'cığım. Merhaba aşkım. Neye bakıyorsun? Takım elbise. Takım elbise mi? Akşamki parti için. Var ya acayip heyecan yaptım. Süper olacak. Bence de süper olacak. İstersen tutma şimdi, bir gören olur ha. Umurumda bile değil Ozan. Sen böyle ellerimi sıkı sıkı tutuyorsun ya. Kendimi o kadar güçlü hissediyorum ki. İnan bana, ben de o gücü senden alıyorum Ozan. Kim bıçaklamış peki? Denize tecavüz etmeye kalkan adamlar galiba. Yine kızın peşindelermiş. Yiğit de Deniz'i korumaya kalkınca bıçaklamışlar işte. Deniz yüzünden yani. Fakat Yiğit'in durumu iyi. Oh, neyse ki. Neler oluyor anlamıyorum. Geçende de hırsız girmiş evlerine zavallıların. Maşallah. Sizin de her şeyden haberiniz var. Olmaz olur mu anneciğim? Biliyorsun ki Hacer Hanım Meryem'in kankası. Yiğit'in sağlığının yerinde olmasına çok sevindim. Hayır, bu kız kime ne yapmış ki peşini bir türlü bırakmıyorlar, anlamıyorum. Vallahi ben de. Ama kesin bir şey yapmıştır. Kimse kimsenin peşine durup dururken düşmez sonuçta. Hacer, şu çayı mı tazeler misin beni? Olur paşam. Sağ ol. Bu Bahri denen adam rahat durmuyor yine. Kadromuz eksik diye hakkımızda şikayet dilekçesi verecekmiş. Hemen eğitim fakültesinden iyi bir akademisyen ayarlayın. Canım doçent moçent ne olursa. Kadromuzu alacağız. Bugün mutlaka halledilsin bu iş. Hay bu kabuslar. Kimi gördün sen öyle? Kabus işte canım benim. Ay. Ay boynum tutulmuş. Senin oğlunun adı neydi? Ay çok acıyor. Nereden çıktı şimdi bu? Nereden çıkacak canım? Ben acaba anları mı gördün diye şey ettiydim.
Senin kocanın adı neydi? Sana ne canım benim? Sana ne? Hadi kalk. Gidiyoruz. Bir sürü işimiz var. Aa, nereye gidiyoruz ki? Sabiha Hanım'a gideceğiz. Yapacak bir sürü işimiz var. Kim ki bu Mustafa? Ya oğlu ya da beyi. Ama ben bunu öğrenirim. Meveş. Meveş. Ya ne yapıyorsun Özgür ya? Ödümü kopardın. Kusura bakma, korkutmak istemedim. Ne? Kulaklıkları çıkar. Doğru ya. Nasılsın? Fena değil işte. Ders çalışıyorum. Şey Meveş, ben düşündüm de. Hani bana beni olduğum gibi sevdiğini kanıtla dedin ya. Evet. İşte ben bu konuda bir karara vardım. Ah, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Niye zahmet ettin Meryem abla? Hiç gerek yoktu. Hocam böyle demeyin. Siz bizim için canınızı tehlikeye attınız. Tabii canım. Bırak da bu kadarını yapalım. Hem dün gece yanında kalmamıza da izin vermedin. Ben burada yapacak bir şey yoktu ki. Gerçekten ben iyiyim. Hocam kahvaltı ettiniz mi? Hı-hı. Getirdiler bir şeyler. Bunları da acıkınca yersin o zaman. Deniz, ne oluyor sana? Sen benden daha kötü görünüyorsun. Ben çok özür dilerim. Benim yüzümden oldu. Lütfen beni affedin hocam. Deniz, kızacağım ama şimdi. Hem niçin senin suçun olacakmış ki? O adamlar benim peşimdeydi. Bana zarar vermek isterken sizi bıçakladılar. Bu senin suçun değil. O adi heriflerin. Meryem abla, sen de merak etme. Ben hep yanınızdayım. Afiyet olsun. Afiyet olsun canım. Aman Pelin'cim, o Deniz denen kızdan uzak dur. Baksana başı bir türlü beladan kurtulmuyor. Yok anneciğim, benim ne işim olur Deniz'le? Hem bundan sonra kendimi sadece derslerime ve yeni hobime vereceğim. Bu yeni hobi dediğin motor mu oluyor? Ya öyle motor diyorsam kocaman bir şey değil ki. Scooter. Bildiğin scooter işte, küçük olanından. Ben scooter mu kutur anlamam. Sen motora falan binmeyeceksin. Bu konu kapandı. Ya niye kapanıyormuş? Alt tarafı scooter istiyorum. Hem bana üniversiteyi kazanma hediyesi de almadınız. Onun yerine geçer işte. Canım illa bir hediye istiyorsan bilgisayarını yenileriz. Ya ben bilgisayar falan istemiyorum. Motor istiyorum. Hem Mert öğretecek zaten. Neden bu kadar taktınız anlamadım. Ben zaten Mert'in motora binmesine de karşıyım. Son derece tehlikeli bir şey bu motor. Bu konu kapandı Pelin. Bitti. Bu evde neden benim isteklerime saygı duyulmuyor ya? Neden? Sen de makul isteklerle gel karşımıza. Baban haklı Pelin'cim. Bıktım sizin isteklerinize göre yaşamaktan ya. Bıktım. Ne yapıyorsun sen ya? Pelin! Tamam Bahri. Sakin ol. Akşam oturur sakin sakin konuşuruz. Gel. Gel kızım gel. Sunay'ı da çağıralım, ne yaptınız bir görelim bakalım. Semra Hanım, Sunay'a söyleyin odama gelsin. Biz başlayalım. Suna nasıl olsa gelir. Pardon. Özür dilerim. Yok. Ben özür dilerim. Sen al. Bir sorun mu var aranızda? Yok Tarık Bey. Ne sorun olacak? Bakın siz artık profesyonel sayılırsınız. Profesyonellikte kişisel problemler rafa kaldırılır. Merak etmeyin babacığım. Biz işimizi gayet severek yapıyoruz. Aramızda da hiçbir problem yok. Değil mi Banu? Efendim? Buldunuz mu hocayı? Dosyası nerede? Tamam, siz oraya bırakın, ben geliyorum. Siz şu sunum için hazırlanın. Benim önemli bir telefon konuşması yapmam gerekiyor. Birazdan gelirim.
motor alamazmışım. Üniversiteliyim ben, üniversiteli. Kimse karışamaz bana. Alo aşkım. Efendim Pelin. Dün gece hiç uyuyamadım. Sabırsızlanıyorum motoru öğrenmek için. Kaç gibi başlarız? Olmaz Pelin. Mihit Hoca'nın yanına uğramam lazım. Of, iyiymiş işte Mert. Uğrayıp da ne yapacaksın? Bir geçmiş olsun demek lazım. Hem dün ben de oradaydım. Gitmezsem ayıp olur. Nasıl? Nasıl oradaydın? Bıçaklandığı sırada işte ben de oradaydım. Neyse Pelin, şimdi kapatmam lazım. Sonra görüşürüz. İyi peki. Yine denize gidiyor ya. Of, sinir oluyorum, sinir! Evet Özgür, neymiş verdiğin karar? Ben sevginin ispatlanabileceğini düşünmüyorum Eveş. Bence istediğin çok saçma. Ya, bunu benim için bile yapamazsın yani, öyle mi? Ya nasıl yapıldığını bilmiyorum ki. Tek ispatım ağzımdan çıkan söz işte. Ya, katılmıyorum. Sevgiyi ispatlamanın bin tane yolu var. Ya, ne yapayım ne mesela? Ağaca mı tırmanayım, dağa mı çıkayım, bunu mu istiyorsun? Ya hayır ama... Kusura bakma Eveş. Eğer bana inanmıyorsan, illaki bir kanıt istiyorsan yapabileceğim bir şey yok. Üzgünüm. İkbal Atabay. Bahri Atabay'ın eşi değil mi bu? Vay 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 vay. Bir taşla iki kuş diye buna derim işte. Yaktım seni Bahri Hoca. Bakalım eksik dediğin kadromu karınla tamamlayınca ne diyeceksin? Efendim? İkbal Hanım merhaba. Ben Tarık Şahin. Medbir grubun sahibi. Evet buyurun. Rahatsız ettim kusura bakmayın. Şirketimizde kariyerli bir akademisyen arıyorduk. Arkadaşlar sizin adınıza ulaşmışlar. Anlayamadım. Niye böyle bir arayış içindesiniz? Yeni açılacak bir çocuk hastanesi için çalışıyoruz. Kadromuzda sizin gibi iyi hocalara ihtiyaç var. Eğer kabul ederseniz personelimin başında eğitim danışmanı olarak size iş öneriyorum. Teşekkür ederim ama ilgilenmiyorum. Lütfen hemen reddetmeyin. Anladığım kadarıyla bu iş sizin akademik kariyeriniz için de önemli. Hem Medbir çok iyi bir referanstır. Medbir grup hakkında çıkan iddialar malum Tarık Bey. Ben kurumsal kimliğe oturmuş, daha ciddiyetle çalışan şirketlerle çalışmayı tercih ederim. İkbal Hanım, her duyduğunuza inanmayın. Lütfen bu önerimi bir kez daha düşünün. Biz sizden besleneceğiz, siz de bizden. Düşünmeme gerek yok. Gerçekten ilgilenmiyorum. Size iyi çalışmalar. Koştur koştur getirdi beni. Yoruldum ya. Ay hanımlar. Derhal çalışma programı yapmamız lazım. Bir sürü yerle görüştüm. Bir sürü insana söz verdim. Ay çok işimiz var, çok. Ay hallederiz hepsini. Yeter ki işi olsun değil mi Şükran Hanım? He. Ay dur. Ay telefon bekliyordum. Alo? Aa, merhaba Seda Hanım, nasılsınız? Ay iyiyim. Siz nasılsınız? Cevval çıktı değil mi? Bana bak, sen onu bunu bırak da beni dinle şimdi. Ben buldum galiba. Neyi buldun? Kız bunun ya kocasının ya da oğlunun adı Mustafa. Hatta kocasının adı. Emin değilim ama... Bunu öğrenip bulalım. Ya Şükran Hanım bize ne kocasının adından oğlunun şeysinden. Allah Allah. Allah Allah. Yahu kadın benim evimde yatıp kalkıyor bilmeden olur mu hiç? Öğreneceğim ben bunu. Vay. Sağ ol Meryem abla. Ne zaman taburcu edecekler seni? Aslında yatmam gerektirecek bir durum yok ama doktor arkadaşlar evde yalnız kalmayayım diye beni bırakmadılar. Akşama çıkarım. İtiraz istemiyorum, bizde kalıyorsun Yiğit. Ama size yük olmak istemem.
Bak şimdi ben kızacağım ama. Seni iyileşene kadar hiçbir yere göndermeyiz. Öyle değil mi Deniz? Yani aslında... Merhaba. Geçmiş olsun. Sağ ol Mert. Nasılsın? Aslında iyiyim. Ama bana hala hasta muamelesi yapıyorlar. Polis ne diyor? Bir haber var mı? Polis mi? Polise ne gerek var ki? Nasıl yok? Şimdi adamlar ellerini kollarını sallaya sallaya dışarıda gezecekler mi? Hiç olmazsa eşkalleri belirlenirdi. Sorun da bu zaten Mert. Adamların suratlarını göremedim ki eşkal bildireyim. Şimdi adamlar seni bıçakladı. Sen de adamları görmedin öyle mi? Mert! Sen hiç bıçaklandın mı? Ben... Tamam, tamam. Yani sonra konuşursunuz bunları. Yiğit yorulmasın. Bakın hocam. Babamın teşkilatta bir arkadaşı var. Eğer giderseniz belki... Mert ben iyiyim gerçekten. Buna değeceğini düşünmüyorum. Oo. Herkes burada toplanmış. Nasıl oldu hastamız bakalım? Biraz yorgun ama iyi hocam. Deniz. Seninle bahçede konuşabilir miyiz acaba? Ama Yiğit Hoca... Lütfen. Peki o zaman sen çık, ben birazdan geliyorum. Tıbbi malzemelerde çok fazla kalem olduğu için... ...birden fazla firmayla çalışmak bizim için çok daha iyi olacaktır Tarık Bey. Haklısın. Bütün firmaların tekliflerini tek tek inceleyin. Peki mobilya işi ne olacak? Onların bir kısmını zaten sitelerden temin edebiliyoruz. Ancak hastane yataklarıyla ilgili sizin karar vermeniz gerekiyor. Buyurun dosya burada. Aferin. İyi iş çıkardınız. Teşekkür ederim. Bunca yıldır şirket yönetiyorum. Çalışanlarım arasında bir sorun varsa anlarım. Bunların arasında ne var Suna? Ben bilmem. Yok bir şey baba. Peki. Öyle olsun. Ya eşkıya mı bunlar? Hani ne istiyorlar anlamıyorum ki. Birileri Deniz'e fena takmış anlaşılan. İyi de nereye kadar sürecek bu böyle? Siz polise gitmediniz mi? Gitmedik hocam. Daha ilk olayın sorumluları bile bulunamadı. Canım o bulunamadı diye bu da bulunamayacak demek değil ki. Açıkçası benim hiç umudum yok hocam. Ya tamam canım neyse. Yani Yiğit yormayalım şimdi. Bunları sonra konuşuruz. Denizciğim görüyor musun? Pijama alacaktık. Ben hallettim anneciğim. Hocam. Hocam, bunlar babamın pijamaları. Sen sakladın mı bunları? Simav'dan taşınırken çantama ilk koyduğum şey bunlardı. Babamın kokusunu duyduğum tek şey bu. Teşekkür ederim Deniz'cim. Ama bu çok özel bir hediye. Bunu alamam. Hocam, hayatımı kurtardınız. Eminim babam hayatta olsaydı beni yalnız bırakmadığınız için en çok o minnettar olurdu size. Eminim öyle olurdu Deniz. Ben bahçeye çıkıyorum. Mert bekliyor. Birazdan dönerim. Tamam Deniz'cim. Biz de seninle biraz dışarıda konuşabilir miyiz Meryem? Olur. Hemen dönerim Yiğit'ciğim. Ben iyiyim Meryem abla. Sen keyfine bak. Hepsi bu kadar Tarık Bey. Elinize sağlık. Hadi bakalım iş başına. Daha yapılacak çok iş var. Peki Tarık Bey. Ya
Yalnız Tarık Bey, benim okula gitmem gerekiyor. Tamam kızım, sen git. Teşekkürler. Melih sen dur. Buyurun babacığım. Gel otur şöyle, biraz konuşacağız. Oraya beyaz havlu çıkardım, onu kullan değil mi Berna Hanım? Dönürüm. Gel bak ne diyeceğim sana. Ne diyeceksen çabuk da gelecek şimdi. Diyorum ki bu Berna'nın evden kovulması belki de yanlış anlaşılmaydı, değil mi? Evet belki de. Ama ne bileyim ya. Sen günaha girmedi ne yaparsan yap. Kız sevaba girelim diye diyorum. Biz bu Mustafa'yı bulursak vesile oluruz. Yuvayı toplarız. Ha, bak bu olur işte. Yani insanın yuvasının dağılması ne demektir en iyi ben bilirim. Ah, sen mi ben mi? Neden konuşmak istedin benimle? Annemlerin yanında soramadım. Ben sadece nasıl olduğunu öğrenmek istedim. Tabii ki iyi değilim Mert. Ve bunu bana sormadan da bilebilecek tek insan sensin. Deniz, sen benim yanımda olmamı istemiyorsun. Ama benim aklım her an sende. Mert, bunları konuştuk. Yiğit Hoca yanımızda zaten. Yiğit Hoca hep yanınızda. İyi de bu neye yarar? Bunu sana kim yapıyor? Ya o bıçak sana saplansaydı o zaman ben ne yapardım ha? Ne yapardım? Meryem. Bu pijama benim pijamam değil mi? Yıllarca sakladın öyle mi? Ama Deniz bu pijamanın Kemal'e ait olduğunu sanıyor. Evet. Maalesef. Yani benim kızım yıllarca başka bir adamı düşünerek benim kokumu içine çekti öyle mi? Şimdi anlıyor musun benim neler yaşadığımı? Maalesef kızım hala babası hayatta olduğu halde başkalarının korumasına muhtaç. Benim kızım kimsenin korumasına muhtaç değil. Evet muhtaç Bahri. Yiğit olmasaydı Deniz'i öldürebilirlerdi. Daha ne kadar uzak kalacaksın kızından Bahri? Yani biliyorum ailene bir söz verdin ama... Ama Deniz de senin kızın. Hocam geçmiş olsun, çok üzüldüm. Sağ ol Pelin'cim. Bu Deniz yüzünden. Bu salak kız yüzünden herkesin başı belaya giriyor. Bence ondan ne kadar uzak kalırsanız o kadar iyi olur sizin için. Bence bunu kendi erkek arkadaşına da söylemelisin Pelin. Benim yerime Mert de bıçaklanabilirdi. O da oradaydı. Nefret ediyorum bu kızdan ya. Nerede Mert? Buraya geleceğini söylemişti ama. Az önce buradaydı. Deniz'le beraber bahçeye çıktılar. Bahçeye mi çıktılar? Evet. Hatta Meryem abla da buradaydı. O da babanla beraber çıktı. Annem ne diyor? Babam ne yapıyor ya? Neyse hocam. Benim gidip Mert'i bulmam lazım. Tekrar geçmiş olsun. Anne. Sana bomba haberlerim var. İlkinden başlıyorum. Neymiş? Deniz bana babamın pijamalarını getirdi biliyor musun? Saklamış bir daha. Kemal, Kemal. O kadının evinde yattın kalktın bir de pijamalarını bıraktın ha. Kadın evli erkekleri alışkanlık haline getirmiş anlaşılan. Ne demek o? Anne, ikinci habere geçiyorum. Bahri ile Meryem arasında kesin bir şeyler var. Kaltak, işi gücü evli adamlar. Bu arada taktik işe yaradı anneciğim. Meryem bana kendi elleriyle bakmayı teklif etti. Öyle bir korku sal yüreklerine, sensiz helaya bile gidemez olsunlar. Şimdiden öyle bile anneciğim. Sen oğlunla gurur duy.
Sabiha Hanım, bu gece sabaha kadar çalışırım ben. Bunlara biraz rütüş yaparım. Modaya uygun hale getiririm, tamam mı? Tamam, tamam. Hadi yolumuz açık olsun bakalım. Hadi canım benim, gidelim artık hadi. Ben senden 4 numara şiş alacaktım ya. 4 numara sende. Ay hadi gidiyorum ben, yetiş arkamdan. Güle güle Berna Hanım. Yarın sabah ben gelip seni alırım, tamam mı? Niye? Nereye gideceğiz ki? Kız ben hepsini düşündüm. Bulalım şu fakirin Mustafa'sını. Ay tamam tamam. Peki bulalım. Hadi. Ben gideyim şimdi. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet ol. Sen de, sen de. Hadi. Ne isterdim biliyor musun? İhtiyacın olduğunda ilk beni aramanı. Ben o hatayı bir kere yaptım Mert. Hatırlarsan o gün ilk aradığım sendin ama... O günden bahsetmeyelim lütfen Deniz. O zaman karşıma geçip de yanında olmak istiyorum artık deme bana Mert. Canımı acıtıp durma. Ama yine de... Ayrıca unuttuğum bir şey daha var. Yanında olman gereken kişi ben değilim. Pelin. Mert. Ne işin var senin burada? Hani Yiğit Hoca'yı görmeye gidecektin? Ne demek istiyorsun Pelin? Ya bana motora binmeyi öğretecektin ya. Seni bulamayınca... Ben biraz dolaşacağım. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Hadi gidelim bir an önce buradan. Deniz tabii ki benim kızım. Ona bir şey olsa önce benim canım yanar. Canın yanar ama uzaktan öyle bakarsın Bahri. En fazla Hacer ablayla para göndeririz. Benim cüzdanım neredeydi ya? Sen neden yardımlarımı geri çeviriyorsun? Bak bunu bir kez söyledim. Son kez yine söylüyorum Bahri. Deniz'e para göndermekle babalık yapmış sayılmazsın. Elinden geliyorsa başka bir şey yap ama gelmiyorsa... Böyle kestirip atma istersen. Başka bir çözümün var mı? Bunlardan daha önce halledilmesi gereken başka bir mesele yok mu? Polise gitmek gibi mesela. Bu konuyu ben de düşünebiliyorum var. Ya hala anlamıyor musun hangi konunun daha öncelikli olduğunu? Yanılmadığımı biliyordum. Kesin aralarında bir şey var. Neyse. Benim Yiğit'in yanına dönmem lazım. Çocuk yalnız kalmasın. Buyurun babacığım. Sizi dinliyorum. Oğlum. Biliyorum bugüne kadar seninle doğru düzgün bir baba oğlu ilişkimiz olamadı. Yok babacığım, olur mu öyle şey? Dur bakayım dur, bir sözümü kesme de dinle. Ben anlarım. Kaç gündür ruh gibi gelip gidiyorsun işe. Bir derdin mi var senin? Hayatım düşünsene bir partiyi ha? Müzik, eğlence, dans hepsi bir arada. Ama tabii ki yine gecenin en muhteşem şey sen olacaksın. Bir dakika, sen niye böyle durgunsun? Ne oldu? Evde bir şey mi var? Oğlum, ben senin adam olmanı istiyorum evet ama... işe gelip gitmek seni bu kadar mutsuz ediyorsa söyle, bir hal çaresine bakalım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Son zamanlarda ben biraz senin üstüne fazla geldim değil mi? O yüzden böylesin. Ya canım kusura bakma lütfen. İsteyerek olmadı. Yok baba. Benim işle ilgili bir derdim yok.
Ben çok yanlış bir şey yaptım. Ozan, sen bir şey yapmadın. Sorun bende. Ben çok kötü bir şey yaptım. Nasıl yani? Ne yaptın ki? Mert, ne işin vardı Deniz'in yanında? Ya onunla görüşmenden rahatsız oluyorum, anlamıyor musun? Yine başlamayalım Pelin. Peki dün Deniz'in annesinin yanında ne işin vardı? Yiğit Hoca bıçaklandığı sırada sen neden oradaydın? Tesadüf. Ama ben çok sıkıldım artık bu tesadüflerden. Onunla hiçbir şekilde görüşmeni istemiyorum. Nasıl olacakmış bu? Hı? Söylediğim mantıklı mı Pelin? Biz Deniz'le aynı fakültedeyiz, aynı bölümdeyiz. Farkında mısın? Tamam Mert, tamam. Kavga etmeyelim. Yine tadımız kaçmasın. Neyse. Hadi motor derslerine başlayalım artık. Sabırsızlanıyorum. Ya şu motor dersini de başka zaman yapsak olmaz mı? Hem benim motorum yeni başlayanlar için hiç de uygun değil. Ya o kadar giyinip hazırlandım. En azından birkaç bir şey gösteremez misin? İyi tamam, hadi gidelim. Tamam. Hayatım ne kadar da değişti. Eski günleri bu kadar özleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Olanları kaldırmak o kadar zor ki. Hele onsuz. Her şey daha da zor. Keşke yanımda olsalardı. Keşke. Nasıl bu duruma gelebildik? Nasıl koptuk birbirimizden? Hala inanamıyorum. Mert artık başkasıyla. Benim yanımda değil, onun yanında. Sensiz olmaya nasıl dayanacağım ben? Çok özledim seni Mert. Çok. Bak, şu gördüğün fren. Şu da gaz. Şu da debriyaj. Bunlar ne peki? Şu hız göstergesi. Şu da motor devrini kontrol ediyor. Ve şununla da vites değiştiriyorsun. İşte bir bak. Ne yapıyorsun Pelin? Ne yani? Sevgilimi öpemez miyim? Sen öyle ciddi ciddi anlatınca benim de içimden geldi öpüverdim işte hocacığım. Eğer bu bir dersse biz de hoca-öğrenci ilişkisini bozmamalıyız ama, değil mi? Peki hocam, affedersiniz. Ne zaman binebileceğim ben buna? Pelin, daha binmen için çok erken, hiçbir şey öğrenmedin ki. Ya hadi ama Mert, göstersene nasıl çalışıyor bu? İnsan bazen en yakınındakine ihanet edebiliyor. Defalarca kendine lanet etmesine rağmen yine de kendini durduramıyor. Gidip gerçeği söylemek istiyor. Ben aslında öyle yapmak istememiştim demek istiyor ama. Olmuyor işte. Ne yaparsan yap. Zamanı geri alamıyorsun. Olanlar değişmiyor. Dürüstlükse en çok sevdiğin insanın canını acıtmaktan başka bir işe yaramıyor. Ama vicdanın... Vicdanın da seni rahat bırakmıyor. Bir dakika Banu. Sen kimden bahsediyorsun? Babam ben. Ya canım ya. Kıyamam sana. Bak sana söz veriyorum. Her şey düzelecek. Her şey daha iyi olacak. Bu dediklerini bir arkadaşına yaptın herhalde. Bu da benden sana bir baba nasihat olsun o zaman. Yasak elmanın tadı güzeldir. Ama elmanın bittiği yerde hayatın gerçekleri başlar. Hayır.
Hadi ama Mert, biraz olsun çalıştırayım. Versene şu anahtarı. Pelin, ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Bak bu sana göre değil diyorum sana. Hem ilk derste hemen kullanamazsın. Ne yapıyorsun? Çalıştırıyorum işte. Olur mu canım öyle şey? Dur. Dur, ne yapıyorsun? Pelin! Pelin! Tamam, iyi misin? İyi misin? Bir şeyin yok ya, ha? İyiyim. İyiyim ama çok korktum ben. Baksana, motor mahvoldu. Pelin, ne motoru? Ne motoru ya? Sana bir şey olmadı ya. Çok özür dilerim ben. Çok özür dilerim. Kaldak için bizi terk etti. Anladın mı? Terk etti. Allah belanı versin Cemal. Meryem'in de senin de Allah belanızı versin. Babam bir daha dönmeyecek mi? Çabuk. Çabuk odana git. Anneciğim. Ne yapıyorsun? Yeni uyandım anne. Salak! Seni o evde iki günden fazla tutmazlar. Ne uyuması? Kalktım anneciğim. Daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Karıyla kızını hemen evden yollamaya bak. Anneciğim nasıl yollayayım? Kadın ev kadını. Kızın da bugün ders yok. Gerizekalı! Onu da ben mi düşüneyim? Bir şeyler bul işte. Anne. Anne. Bu alanın hiçbir şey becereceği yok. Benim müdahale etmem lazım. Gel. Günaydın hocam. Günaydın Deniz'ciğim. Kahvaltı hazır. Sizi bekliyoruz. Tamam. Geliyorum. Alo. Ali Usta, ben Mert. Nasılsın Mert'ciğim? İyiyim. Dün de konuşmuştuk ya, benim motorun çizikleri kapatılacaktı. Aşağı yukarı ne kadar diye soracaktım. İşçiliğiyle beraber 1000 lira civarında tutar. Of. Hadi ya. O kadar çok mu? Vallahi dün senin yanına gelen genç hanım da geldi bu sabah. Ona da aynısını dedim. Bizim işleri biliyorsun ama genç parayı kendisinin ödeyeceğini söyledi zaten. Bir dakika, nasıl yani? Parayı ben mi ödeyeceğim dedi? Evet. Motorun da 2 güne kadar çıkar. Peki, anladım abi. Neyse, eline sağlık. Görüşürüz. Pelin nerede? Odasında yoktu. Dışarı çıktı herhalde. Allah Allah. Senin haberin var mı? Yok.
Dur bir arayalım. Geldim. Neredesin kızım sen? Kimseye haber de vermemişsin. Sana söylüyorum Pelin. Affedersin baba, duymadım. İyi misin sen? Pek değil aslında. Çok kızacağınız bir şey oldu. O yüzden dışarı çıktım. Ne oldu yavrum? Ben Mert'in motorunu devirdim dün. Ne? Ne yaptın? Tamam baba, sakin ol. Motoru devirdim dedim baba. Masrafları ödemek istiyorum. Bu yüzden tamirciye gittim. Ne kadar tutuyor diye. Ya bu kız beni deli edecek ya. Ah Pelin. Çok mu kötü durumda peki? İşte. 1000 lira lazımmış. İsteyerek yapmadım ama. İsteyerek yapmamışmış. İsteyerek yapaydın bari. Açlıklarından biriktirir ödersin. Tamam canım. Olan olmuş artık. Hayır, kimden izin almış da binmiş bu motora? İzin istemeyecek kadar büyüdüm sanırım. Öyle mi? İyi, o zaman kendin öde. Demek öyle. Bu evde herkes kendi hayatını yaşıyor. Ama ben bir şey yapınca suçlu oluyorum, öyle mi baba? Ne demek herkes kendi hayatını yaşıyor? Mesela babam. Dün Meryem denen kadınla görüşmüş. Buna ne diyeceksin anne? Başka bir şey varsa çekinme Yiğit, hemen yapabilirim. Daha ne olsun Meryem ablacığım. Ellerine sağlık. Uzun zamandır böyle kahvaltı etmemiştim. Ah canım ya. Yalnız olunca tabii. Kolun nasıl oldu? Bütün gece sızladı. Ya of. Suratımızı asmıyoruz. Ayrıca kendimizi de suçlamıyoruz, değil mi Deniz? Peki. Bu arada babamın pijamaları size çok yakışmış hocam. Değil mi anne? Eşinin pijamalarını giydiğim için bana kızgın değilsin değil mi Meryem abla? Yok canım, neden kızayım? Ben çayını tazeleyeyim. Meryem abla, her şey için teşekkür ederim. Asıl biz sana teşekkür ederiz Yiğit. Belki sen olmasaydın o adamlar kızıma... Kahvaltınız bittiyse son çaylarınızı salonda için. Ben de size güzel bir kahve yapayım. İyi olur vallahi. Melih, kanka, ne haber? İyidir Ozi, senden ne haber? Bomba gibiyim. Sor bakalım niye? Ya of be oğlum, vallahi şu an hiç oynayacak havamda değilim ya. Hadi abicim sorsana ya. Niye bomba gibisin aslanım? Çünkü dünyanın en süper kankası akşam benim için parti yapıyor. Tabi en güzel sevgili unutmayalım. Hadi abicim kalk, böyle oturak olmaz. Hadi. Nasıl olur? Abicim gidip hazırlıklarla bizzat kendin ilgileneceksin. Hadi moda kafeye yürü. Ya oğlum daha kahvaltı yapmadık. 2 lokma bir şey yeseydik bari. Ya yolda yeriz, güzelce yiyeceğiz. Hadi, hadi ya. Melih. Ya Melih. Giyseydim acaba? Ya nereden çıktı bu parti olayı ya? İstemiyorum işte ya. Melih'le aynı ortamda olmak istemiyorum. Neyse artık, yapacak bir şey yok. Kendine gel Banu. Melih'in beğendiği parfümünü sıkacağım. Şeyi.
kahvaltı salonunun parasıydı bu. Bir de benim başka param yok ki. Pelin'in ödemesine de izin veremem. Of! Pelin'in söyledikleri doğru mu baba? Evet Bahri, ne diyor Pelin? Hastaneye Yiğit Hoca'yı görmeye gitmiştim. Orada öğrendim anne. Doğru mu Bahri? Evet ya da hayır diyeceksin. Susma lütfen. Evet, doğru. Yiğit'i ziyarete gittim. Oraya Meryem geldi, birkaç kelime konuştuk. Ay ne var bunda bu kadar abartacak, anlamadım ki. Ne mi var? Vermiş olduğun bir söz var. Ben sözümü tutuyorum. Belli. O kadar konuşmama rağmen hala o kadınla görüşüyorsun ya, ne diyeyim ben sana? Bu evde hataları bir tek ben yapıyorum değil mi baba? Yeter. Hayatta bazı durumlar vardır. O zaman karşındaki insanla iletişime geçersin. Bazen de ailevi durumlar vardır. Öyle zamanlarda dikkatsiz davranırsan bir bakarsın bütün aileni kaybetmişsin. Of, sizinle konuşulmaz gerçekten. Ben gidiyorum. Kaç bakalım, kaç! Üzülme anne. Belki babam doğru söylüyordur. Belki de bunların hepsi bir tesadüftür. Anneciğim, su getireyim mi ha? Yalnız kalmak istiyorum. Abicim var ya, her şey şıklar olsun şu. Ya, ne diye? Buradaki meseleyi kendine falan çeksin ha? Ne diyorsun? Hani ortada dağıstan olacak ya. Söyleriz çekmeyenler. Abi! Abicim, canım abi! Dur lan, ne yapıyorsun? Hasret gideriyorum abi. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. İyi, tamam. Giderdin hasret. Hadi. Aşk olsun abi. Teessüf ederim. Ben siz parti düzenliyormuşsunuz. Aa, Ali İhsan'cığım. Sensiz bir partiye, güneşsiz bir dünyaya benzer. Sen merak etme kardeşim. İçime su serpildi. Ben de yersiz bir endişeye kaptırmıştım kendimi. Ne güzel. Madem kapladın, gideydin hangi mahalle. Aa, hayatım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın yenge? İyiyim Ali İhsan. Sağ ol sen. Bir dakika ya. Ağacım en önemli şeyi unuttuk biliyor musun? Ne? Yiyecekler. Buradaki yiyecekler olmaz. Dışarıdan bir şey almak lazım. Ali İhsan, sen bu işleri bilirsin. Şimdi seninle beraber gidip bir şey seçelim, tamam mı? Hayatım, hemen geliyorum. Dur sen. Aa hayır Melih, olmaz. Abi siz bunca şeyi benim için yaptınız. Artık bundan sonra size ben yapayım, tamam mı? Dün fark ettim Meryem abla. Bahri Hoca Deniz'le sana ne kadar düşkün. Evet. Bahri iyi bir arkadaşımdır. Deniz'le de çok ilgileniyor. Eski bir arkadaşın herhalde. Öyle sayılır. Beraber mi görev yapmıştınız? Evet. Ama bu aralar biraz aranız açık galiba. Geçenlerde öyle bir şey söylemiştin sen. Arkadaşlar arasında olur öyle şeyler. Hem hep ben anlattım. Biraz da sen anlat bakalım. Ailen hayatta mı? Neredeler? Pardon Yiğit. Efendim? Meryem Hanım? Benim Fatma. Merhaba Fatma Hanım. Nasılsınız? Aman nasıl olayım? Evde sıkıldım. İşiniz yoksa dışarıda görüşelim diyecektim. Tabii. Deniz kızım da gelsin ama. Çok özledim güzelimi. Olur tabii. Hem bugün Deniz'in dersi de yok. Birlikte çıkarız, size uğrarız, olur mu? Sağ olun. Allah iyi ki sizi benim karşıma çıkardı. Görüşürüz, selametle. Fatma Hanım, hastanede tanışmıştık Yiğit. Bir görsem, o kadar mazlum bir kadın ki.
Bugün görüşmek için bizi çağırıyor. Aa, iyi olur. Hem Deniz de biraz hava almış olur. Yiğit'cim bak, istersen gitmeyebiliriz de. Lütfen Meryem abla. Benim için programınızı değiştirmeyin siz. Ben de evde dinlenirim biraz. Kahveler geldi. Mert. Ne haber Pelin? İyidir aşkım, senden? İyiyim ben de, servisten geliyorum. Motorun hasarını ödedim. Ya niye ödedin ama? Ben ödeyecektim. Ya Pelin saçmalama. Olur mu öyle şey ya? Ben hallettim zaten. Hem senin gidip ustayla konuşmana hiç gerek yoktu. Ama motoru ben devirdim. Neyse, ben sana parasını veririm. Pelin gerek yok. Ha sen ha ben, ne fark eder? Ayrıca lütfen bu konuyu uzatmayalım daha fazla. Selam gençler. Selam. Özlediniz mi bakayım Ali İhsan'ı? Çok özledik, çok. Merhabalar. Ne haber kuzi? Ne olsun ya, fena değil. Bugün Banu'yla Moda Kafe'de nişanımızı kutluyoruz. İşte onunla uğraşıyorum ben de. Ciddi misin? E süper. Evet süper. E davetlisiniz, geliyorsunuz değil mi? Kaçırır mıyız canım? Gideriz değil mi aşkım? Benim bilmiyorum, bakarız. Yalnız çok şık giyinmemiz lazım. Öyle değil mi abi? Aha. Ya Mert hadi ya, sen de gel. Gitar falan çalarsın ha, ortam olur. Peki tamam. Bakarız, gelmeye çalışırım. O zaman akşam görüşüyoruz. Ay, aklım sende kalacak Yiğit. Gitmesek mi acaba? Ya aklınızın kalacağı bir durum yok Meryem abla. Hadi keyfinize bakın siz. Hocam, isterseniz ben kalayım. Fatma teyzeye sonra görsem de olur. Olmaz. Hadi çıkın bakalım. Bak kendimi daha kötü hissedeceğim ha. Peki, gidiyoruz. O zaman bir şeye ihtiyacınız olursa mutlaka arayın. Tamam. Ha bu arada tanımıyorum ama Fatma Hanım'a benden de selam söyleyin, olur mu? Tamam. Alo. Anneciğim, çok şanslıyız. Bunların Fatma Hanım diye bir tanıdıkları varmış. Arayıp o çağırdı, gittiler. Evde yalnız kaldım. İyi, hemen evi araştır. Ne bulursan getir bana. Tamam anneciğim, görüşürüz. A benim salak oğlum. Hala şansa inanacak kadar safsın. Utkanız. Ha, sağ ol aşkım. Banu, iyi misin sen? İyiyim aşkım. Hiç iyi değilim. Of, çok utanıyorum. Pişmanlık buna denk geldi. Banu. Ben mi aşkım? Melih'ciğim, sen de bakar mısın? Ne oldu? Misafir sayımızı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Biliyoruz, abartmadınız. Ne oluyor sizi? Suç musunuz? Hayır! Banu nereye? Biraz hava alıp geleceğim, tamam mı? Bak! Ne getirdim? Aklımı seveyim. Hafiye olacak kadınım ben. Ne bu? Aman telefon rehberi mi? Yemedim, içmedim. Oturdum. Bütün Mustafa Demirhanları işaretledim. İşte bak. Aha. Hepsi bu sayfalar işte. Aman kız çokmuş bunlar. Adamı böyle bulamayız ki biz. Bulunur bulunur. Azmedeceğiz. Hepsini tek tek arayacağız. Yahu hadi tamam tek tek aradık da. Ne diyeceğiz biz bu insanlara? Ne demek ne diyeceğiz? Berna orada mı diyeceğiz? E onlar da yok burada diyecekler. Berna orada değil ki, senin evinde kalıyor. Ha. Tabii şimdi Berna burada olunca orada olamıyor. Değil mi? Biraz öyle oluyor. Kız o zaman bizim borcumuz vardı da onu ödeyeceğiz deriz.
hal yapını duyunca insanlar bülbül gibi şakır. Ay olur mu öyle şey ya? Ya Allah akıl fikir versin sana ha. Olur olur. Hadi sen geç şimdi şu telefonun başına. Ben de bu Mustafa'ları söyleyeyim. Kız geçsene telefonun başına. Vay vay. Söylüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İkbal Hanım. Yine ne var? Ev için alışveriş yapmam lazım. Dışarı çıkabilir miyim? İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Beni yalnız bırakın yeter. Giyeceğine karar verdin mi? Bak diyorum ki, o kadar şık olalım ki içeri girdiğimizde herkes dönüp bize baksın. Ay ne giysem acaba Mert? Aslında şöyle şık bir elbise giysem, elbisenin renginden sana da şöyle güzel. Anlatıyorum ki sabahtan beri. Kusura bakma, pardon. Dalmışım Pelin. Ya ama sen benim kadar heyecanlanmıyorsun. Ne için? Pardon. Parti diyorum, parti. Banların partisi. Seninle sevgili olarak ilk kez böyle bir şeye katılacağız. Pelin, ben o partiye gelip gelmek istemediğimden pek emin değilim. Ya Mert, parti diyorum. Ne olur aşkım, kırma beni. Pelin, sanmıyorum gerçekten. Neyse. Benim ders saatim geldi. Gidiyorum. Peki parti? Bu parti olayını sonra konuşuruz. Hadi. Banu, hemen görüşmemiz lazım. Anneciğim, Fatma teyzeyle zaman buldukça görüşelim. Morale ihtiyacı var. Ben de öyle düşündüm kızım. Hem birbirimize arkadaşlık ederiz. Malum, yalnızlık çok zor. Bahri Hoca arıyor. Bahri mi? Alo hocam. Merhaba Deniz'ciğim, nasılsın? İyiyim hocam, buyurun. Müsaitsen seninle konuşmak istiyordum. Benim odama gelebilir misin? Hocam, bugün biraz işim var benim. Deniz'ciğim, sen o işini iptal edersen çok sevineceğim. Beni kırmazsın değil mi? Peki o zaman, geliyorum. Birazdan yanınızda olurum. Tamam canım. Görüşmek üzere. Hayrola kızım? Anne, Bahri Hoca görüşmek istediğini söyledi. Herhalde önemli bir şey. Ben gideyim anne. Sen Fatma teyzeyle buluşursun. İşim erken biterse yanınıza gelirim. Tamam, hadi sana güle güle. Mert sizin partiye gelmek istemiyor. Ben de istemiyorum. Ne demek o? Sen iyi misin? Pelin ya. Ozan abarttı birazcık durumu. Ben de yoruldum tabii. Tamam, haklısın. Gördüm halini. Heyecan yapmış kuzim. Ama normal bence. Ben asıl Mert'i nasıl ikna edeceğim Banu? Ya Pelin, sorun Mert'in partiye gelip gelmemesi değil ki. Mert'in duyguları. Doğru. Hala Deniz'i seviyor. Nasıl aklından atacağım ki ben onu? Yani ne bileyim, Deniz başkasına aşık olursa ya da başkasıyla birlikte olursa ancak unutur.
Ve inan bana bu böyle oluyor. Evet de ya bu konuda ben ne yapacağım? Deniz'e çöp çatanlık yapacak halim yok herhalde. Aynen öyle yapacaksın. Ben. Deniz'in kimle çöpünü çatacağım Allah aşkına? Mesela şu Yiğit diye bir hoca vardı. Hani çok karizmatik falan diyordun. Doğru söylüyorsun. Zaten adam sürekli Deniz'in etrafında. İşte çağır partiye, o da gelsin. Kızım hocalık falan kapıda kalır, emin ol. Süper fikir. Kızlar, kimin dedikodusunu yapıyorsunuz bakayım? Mert'in. Banuların partisi var da. Parti mi? Aa, senin haberin yok değil mi Özgür? Ozan ve benim. Yaman kısacası parti var işte. Sen de geliyorsun. Tamam, gelirim. Ama Mert çok isteksiz. Ben de kavalyesiz gitmek istemiyorum. Ya üzme sen kendini, ben ikna ederim onu. Gerçekten yapar mısın? Neden yapayım? Teşekkür ederim. Efendim. Ha, demek siz böyle birini hiç tanımıyorsunuz yani. İyi günler. Ay kusura bakmayın, rahatsız ettim sizi de ama çok önemli bir konu. Kız ne yaptın? Aa, yeter artık ama ya. Vedalaş şununla. Bu da para yazıyor, suyla çalışmıyor ki. Allah Allah. Aman iyi. Bu ay ben öderim faturanı. Ya ben öyle mi diyorum sana? Ya tamam, adam yok dedi işte. Uzatma, kapat. Biz böyle bulamayız ki bu Mustafa'yı. Öf. Zaten bir bakayım şu Mustafa Demirhanlara. Bitti mi ne? Anam gözüm de seçmiyor. Mustafa. Ha bitmiş valla. Kız tabii ha. Hele bir defter, kağıt, bir yaprak ver bakayım bana. Al. Ali. Adem. Bülent. Ne yapıyorsun sen? Hani sadece Mustafa Demirhan'ı arayacaktık. Aman tamam tamam. Kız bak bunlar son. Allah'tan ümit kesilmezmiş. Ya Rabbim sen iyice delirdin ha. Allah Allah. Berna Hanım! Berna Hanım! Merhaba canım benim. Merhaba, merhaba. Ay nerelerdeydiniz? Haber alamadık uzun zamandır. Ben mi? Ay günümü gün ediyorum işte. Halim vaktim de yerinde. Kurslara falan gidiyorum. Aman aman, iyi olun da. Kötü olacak ne var canım benim? İkinci baharımı yaşıyorum ben. Ufak bir işim vardı da onun için döndüm Türkiye'ye. Kalacak mısınız burada? Yani Mert... Yok, hemen döneceğim. Vallahi burada yaşamıyormuşuz. Oralarda hayat var, hayat. Ay hadi neyse canım benim, sen beni tutma. Benim daha çok işim var. İyi peki, hoşça kalın. Hadi görüşürüz, bay bay. Deniz. Efendim. Merhaba. Bu akşamki partiye gelecek misin diye soracaktım. Ne partisi? Moda kafede. Ozan'la Banu'nun nişan kutlaması. Ozan davet etti. Ne güzel. Tebrik ederim. Ben gelmeyeceğim. Haberim de yoktu zaten. Anladım. Yiğit nasıl? Daha iyi.
Evde dinleniyor şimdi. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Neyse, beni Bahri Hoca çağırmıştı. Bekletmeyeyim. Ya, bekletme tabii. Kusura bakma, tuttum seni. Önemli. İki çift laf etmeyi öyle çok özlemişim ki. Çok teşekkür ederim Meryem Hanım. Ne demek? Sizinle sohbet etmek bana da keyif verdi. Benim halimden ancak siz anlarsınız. Eşim öldükten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Hayat yalnızken çok zor. Haklısınız. Çok zor. Ama evladınızı tek başınıza çok iyi yetiştirmişsiniz. Terbiyeli, ahlaklı, dürüst. Keşke Deniz kızım da gelebilseydi. Eksik olmayın. Son anda gitmek zorunda kaldı. Ama iş erken biterse gelecek. Ne kadar zamandır yalnızsınız? Eşinizi ne zaman kaybettiniz? 20 yıl önce. Deniz daha bebekti. Nerede öldü? Ankara'da mı? Yok. O zamanlar Ağrı'da görev yapıyordum. Eşimi orada kaybettim. Rahmetlinin toprağı bol olsun. Allah size uzun ömür versin. Bir şeyler bulmam lazım. Mektup, fotoğraf... Her neyse. Ama nerede? Nerede? Abi, aslında bu parti bir kostümle olacaktı ki. Heh, olur. Yok var ya sen de mayalım deyip gelirim ben. Öyle deme. Bu aralar böyle acayip partiler çok mu? Aman ne güzel. Abi be. Harbiden seni çok özlemişim abi. Sağ ol Ali İhsan, sağ ol. Tabii şu kostüm işini halledeyim ki. Ulan kostüm ne kostüm. Vallahi başlayacağım senin kostümüne. Ne halin varsa gör. Gerçekten mi? Gerçekten. Aa Mehveş geldi. Mehveş. Ha, bu Mehveş. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Akşamki parti için hazırlık yapıyoruz. Aa, akşam parti mi var? Evet. Leyla abim, Ozan abim ve Banu ablama parti düzenliyor. Hem de kostümlü. Sonunda bir işe yaradı desene. Beş, hayal et. Zaten sinirim dönerim. Vallahi sana patlarım ha. Tamam be, tamam. Ne haliniz varsa bir. Hadi görüşürüz. Mehveş bir dakika. Abicim biz dinle, ben hemen geliyorum. Müsaade senin canım. Güle güle. Gel. Hocam müsait misiniz? Gel bakalım Deniz'ciğim. Otursana. Deniz'ciğim bu son zamanlarda başına gelen olaylara gerçekten çok üzüldüm. İnşallah şimdi daha iyisindir. Daha iyi sayılırım hocam. Umarım ben seninle çok ilgilenmedim diye bana çok kırılmadın. Yok hocam, neden kırılayım? Benimle ilgilenmeye mecbur değilsiniz ki. Bunun mecburiyetle bir ilgisi yok. Sen benim canımdan bir parçasın. Çok teşekkür ederim hocam. İnsanın babası olsa herhalde böyle konuşurdu. Biz seninle artık aynı evde yaşamıyoruz ama... Ben gerçekten seni çok özlüyorum Deniz. Ben de sizi çok özlüyorum hocam. Neden böyle uzak kaldık bilmiyorum. Yok yok. Uzak falan kalmadık. Bak. Biz seninle uzak değiliz. Ben senin hep yanındayım Deniz'ciğim. Bana ne zaman ihtiyacın olursa da yanında olacağım. İkbal Hanım'a rağmen mi? Biliyorsunuz, benden de annemden de pek hoşlanmıyor. Herkese ve her şeye rağmen. Çok teşekkür ederim hocam. Siz çok iyi bir insansınız. Ay bir mola ver, mola.
Ya taktın mı takıyorsun iyice ha? Kız bu son. Bir tek şu Celal Demirhan'ı da arayacağım. Aham da başka aramayacağım. C harfi son. Ah, hoş geldin Berna Hanım. Gel geç. Merhaba. Ne yapıyorsunuz bakayım siz? Biz hiç öyle ne yapacağız işte oturuyoruz. Örgüleriniz nerede? Niye elleriniz boş? Yani bu kadar sıkışık bir zamanda öyle oturuyorsunuz öyle mi? Oh! Çaylar, bisküviler. Pes yani, pes. Adam. Efendim. Merhaba İkbal Hanım. Ben Tarık Şahin. Buyurun Tarık Bey. Müsait miydiniz? Aslında... Çok fazla zamanınızı almayacağım zaten. Şu teklifi bir kez daha düşünmenizi isteyecektim. Anlıyorum Tarık Bey. Çok teşekkür ederim ama hiç vaktim yok. Önyargılı davrandığınızı hissediyorum ama... izin verin lütfen. Şirketimiz hakkında her ne duyduysanız bir de benden dinleyin. Duyduklarımla ilgili değil. Gerçekten vaktim olmadığı için teklifinizi geri çevirmek zorundayım. Doçentlik için çalışıyorum bu aralar. Her şartınız şimdiden kabulümüz. Ama... Lütfen bana bu şansı tanırsanız çok memnun olurum. Size kim olduğumuzu, misyonumuzu, vizyonumuzu yüz yüze anlatmak isterim. Beni kırmayın. Mesela babam dün Meryem denen kadınla görüşmüş. Buna ne diyeceksin anne? Pekala Tarık Bey. Görüşelim. Zor olmuyor mu peki tek başına geçinmek? Hayat pahalı. Yani çok şükür emekli maaşım var. Bir şekilde geçinip gidiyoruz işte. Rahmetliden geriye bir şey kalmadı mı? Hiç birikiminiz yok mu? Yok kalmadı. Hem fazlasında gözüm yok benim. Elimizdeki bana yetiyor. Eşinizin adı neydi? Pardon. Kızım, bitti mi işin? Evet anneciğim. Şimdi çıktım Bahri Hoca'nın yanından. Sen Fatma teyzeyle misin? Evet. Ben de birazdan eve gideceğim zaten. Hem çok geç oldu. Peki. Selam söyle Fatma teyzeye. Evde görüşürüz anne. Tamam kızım. Deniz gelemiyormuş. Ama çok selamı var. Başka zaman hep beraber görüşürüz. Ben de gideyim diyorum artık Fatma Hanım. Malum ev işleri filan. Peki ama tekrar görüşelim. Deniz kızım da gelsin. İnşallah. İsterseniz size evinize kadar eşlik edebilirim. Yok, çok teşekkür ederim. Ben giderim. Peki, görüşürüz o zaman. Selamlar, güle güle. Görüşeceğiz Meryem Hanım, görüşeceğiz. Çok naziksiniz Cenk Bey. Tabii, ben en kısa zamanda uğrayacağım. Bakın biz o çantaların lilasını, turkuazını ve trişe yeşilinde çalışıyoruz. Çok şekersiniz Cenk Bey. Çok teşekkür ederim. Evet, hepsi benim tasarımım. Evet, İngiliz etkisi var tabii. Alo? Ay şarjım bitti ayol. Ay adamın yüzünü kapatmış gibi oldum. Evden ara Berna Hanım. Ha, tamam. Bu ne ya?
kim şimdi ya? Pelin, şu anda biraz meşgulüm. Sonra konuşsak. Hocam ben çok kısa bir şey sorup hemen kapatacağım. Tamam. Hadi sor bakalım, ne oldu? Hocam, bugün Banu ile Ozan'ın nişanının şerefine bir parti düzenliyoruz. Siz de gelir misiniz? Yani Pelin, ben ne Banu'yu ne de Ozan'ı o kadar iyi tanımıyorum ki. Olsun hocam, tanışırsınız. Hem çok seviniriz. Yani yine de böyle bir partiye katılmam uygun kaçmaz. Hem böyle bir anda çok ani oldu. Hocam hiç olur mu öyle şey? Ne olur kırmayın beni. Hatta Deniz'i de getirirseniz çok iyi olur. Yani ikna edebilirseniz onu da getirin lütfen. Tamam o zaman. O halde ben Deniz'i de ikna ederim. Beraber geliriz. Tamam hocam. Akşam görüşürüz. Burada da yok. Hiçbir yerde yok. Lakaris! Kimse görmeden bunu toparlamam lazım. Mert! Mert bekle! Ya sen beni duymuyor musun? Duymadım Özgürcan, dalmışım. Farkındayım. Ne zamandır böylesin? Bak eğer konuşmak istersen... Yok sağ ol Özgürcan, takılma sen. İyiyim ben. Akşam partiye geliyorsun değil mi? Özgür, hiç keyfim yok benim. Ya şimdi Ozan, Banu falan gerek yok. Ya bize ne onlardan? Biz onlarla eğlenmeyeceğiz ki. Biz kendi kendimize takılacağız. Birazcık kafa dağıtırız. Sen bu akşamlık bana izin versen. Oho! Abi ne zamandır böylesin sen ya? Bak senin kotan doldu. Bu akşam mutlaka geliyorsun. Hem Pelin'le de konuştum işte. Hep birlikte olacağız. Konu kapanmıştır. Akşam seni arıyorum, birlikte gidiyoruz. Hadi kaçtım ben. Çıkalım. Zaten siz Banu Hanım'ın hazırlanması kısa sürecek için.